Hayal Avcılarını seviyoruz. Her ne kadar en son çekilmiş olan Hayal Avcıları filmi Social Justice Warriors namına çekilmiş olsa da orijinal Hayal Avcıları filmleri ya benim için çok önemli, çok özel bir yere sahip. Aynı zamanda onları böyle Parlament Sinema Kulübü'nde veya işte televizyonda izlerken, özel televizyon kanallarında izlerken ben çocukken bir de Çakma Enies'im vardı. Orada oyunu vardı. Hem filmini izlerdim bir de giderdim başına oyunu oynamaya çalıştım. Oyunu çok zordu. Çabuk ölürdüm. Bir Bayağı türlü zordu. bölüm geçemezdim. Ama yine de o oyuna sahip olduğum için, o filmin oyuna sahip olduğum için çok mutlu hissederdim kendimi. Bugün boktan video oyun uyarlaması, şey o, film uyarlaması video oyunların niye bu kadar çok sattığını düşününce çocukluğum geliyor aklıma. Ha diyorum bundan dolayı satıyormuş. Her Evet. neyse efendim. Şimdi bir Hayal Avcıları oyunu daha peyda olmuş durumda. Yakın zamanda çıkışını gerçekleştirecek mi? Çıkış tarihi belli değil henüz. Ama şöyle bir preview yapmışlar. Ön gösterim yapmışlar. Bu bildiğin Pokemon Go dedik biz de. Evet ne düşünüyorsunuz dost bey? 28 saniyelik bir video zaten. Yani eminim fanları için ilgi çekici olacaktır illaki ama benim merak ettiğim şey harbiden herkes acaba Pokemon Go'nun başarısından dolayı bu şeyi bekliyor mu? Tüm bu tarz oyunlardan tüm bu başarıyı bekliyor mu? Biliyorsunuz şey Harry Potter'a da yapacaklar Evet, şimdi. Harry Potter'a da şey yapıyor. Tamam Benzer. abi, oyunun mantığını yürüyorsun, hayale çıkıyor karşına. Yakalıyorsun, sonra ne? Yakaladıktan sonra ne oluyor? Kullanıyor musun onu Pokemon gibi? Yakaladığın hayaletleri Ya nedir bir şu yani anda amaç? sadece yakalıyorsun. Gerisini göstermemişler. Evet, Slimer'la karşılaşıyorlar videoda. Bunun Fatal Frame versiyonu güzel olur. Gerçek hayalet göreceksin böyle cep telefonundan. Ürkütücü olur. Sadece geceleri çıkacak. Evinde böyle dolanacak. Paranormal aktivite gibi. İşte o zaman oynarım. Sonra intihar oranları bir anda artacak böyle ortalıkta. Yani bütün bir oyunların şu acaba bunu çevirmeye çalışıyorlar mı diye düşünüyorum. Bütün hani bu tarz şeyleri, popüler olan IP'leri alıp ellerinde şehirde dolaşma üzerine oyunlara mı çevirmeye çalışıyorlar? Nedir? Çok mu başarılı harbiden acaba? Pokemon Go hala çok mu iyi gidiyor mesela şu anda? Demin birkaç önce ben de tekrar can sıkılsam başlamıştım. Sonra gene sıkılıp bıraktım, oynamıyorum bir süredir falan ama. Bayağı bir güncelleme yaptılar, raidler falan getirdiler ama çok Evet. fayda etmedi zannedersem. O çıktığı zamanki kadar etkileyici Yok bir abi, çıktığı oyun zaman olmadı. yani tek değildi aslında. Pokemon öncesi vardı biliyorsun. Niantic'in başka bir oyunu var. Zaten Niantic Evet. o şeyi, o database'i kullanmış Aynı zaten database'i Pokemon kullanıyor. yaparken de. Yani o şeyi sanki bir furyaydı. Aldı geldi ve gitti gibi geliyor bana. Şu anda tekrardan ne bileyim o şeyi gerçekten yakalayabilecekler mi? Bir de Ghostbusters'la yakalayabilecekler mi? Ghostbusters'ın tabii ki çok sağlam bir Ama bir kitlesi var. Pokemon değil Çok tabii. sağlam bir kitlesi var ama Pokemon değil. Mesela Harry Potter'ın çok daha büyük kitlesi bundan. Mesela Harry Potter bile onu başarabilir mi? Ondan bile emin değilim açıkçası ben. Ya şu oyunla alakalı gördüğümüz tek şey, şehirde şu an yürüyüp telefondan hayalet avladı bir adam. Bir tanesini yakaladı. Bakıyorsun buradan Karacaahmet mezarlığına gitmemiz gerekiyormuş gibi bir şeyler çıkarsa çok Yalnız enteresan evet olur. ya, oyun seni o tarz yerlere yönlendirse ya sürekli böyle mezarlıklara falan yönlendiriyor Mezarlıklara falan sürekli değil mi böyle. böyle? Yoksa Issız yerlere. saçma sapan noktalara, yıkılmış hastanelere, bilmem nelere falan böyle. Peki bir başka franchise, bir başka markayı bu tarzda hani arttırılmış gerçeklik oyunu olarak görmek isteseydin bu hangisi olurdu? Zor bir soru gerçekten. Beyblade. İlginçtir ya. Beyblade abi de çok ilginç geliyor bana. Digimon. Ya Digimon'u seviyorum. Bak şimdi çocukluğumda çok fazla o tarz şey seyrettim. Pokemon, Digimon, Yu-Gi-Oh, Sarsurt, bir sürü. Hatta işte Şeker Kız kendisinden Sailor Moon, Dragon Ball bilmiyorum. Bir sürü şey seyrettim. Ve hepsine belli bir sevgi, belli bir nostalji şeyi duyuyorum, tamam mı? Beyblade'e bir türlü alışamadım arkadaş. Beyblade'e gıcık oluyorum ya. Çocukluğumda gıcık oluyordum izlerken. Hala gıcık oluyorum yani. Çok ilginç geliyor bana. Şey Onun olabilir mi? Dragon acılarıdır. Ball olabilir. O 7 ejder topunu arayacaksın böyle şeyle. Herkes 7 ejder Her topunu Herkes 7 ejder topu arıyor değil mi? Oğlum ne gereksiz bir konsept lan. Yani darıttı böyle bir oyun oynamak istediği çok garip geliyor ya. Abi Ve yani hani Pokemon'a çok fazla zaman gömmüş bir adam atıyorum yani. 100 kilometre yürümüş Pokemon sayısı bir ama adam. Pokemon uyuşuyor biraz Evet, abi. Pokemon Yani uyuyor. Pocket Monster mantığı, Aynen. canavarları toplamam lazım çok uyuşuyor abi. Onun dışında ama ne bileyim hani hayalet avlayayım Abi bundan falan. sonra yapılabilecek tek şey sıra tabanlı JRPG abi yani. Şehirde yürürken canavar çıkacak karşına böyle. Şey yapacaksın, oradan oynayacaksın, canavarı keseceksin, karakterin level atlayacak, yürümeye devam edeceksin. Ne Yani olabilir? olabilecek olan o, herhangi biri olur. Dragon Quest olur, Final Fantasy olur, yepyeni başka bir oyun olur, başka bir isimle. Her şey olabilir. Ama yani bu yürüme, şehirde yürüme konseptini başka bir şeyler uydurmak için zorluyorlar gibi geliyor bana açıkçası. Hani yakında John Wick versiyonu da çıkacak gibi geliyor bana böyle. Çıp 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 falan diye böyle. Herkes böyle sokakta birbirine falan. Anlamadım abi yani.
gerçekten ilgi çekici buluyor mu insanlar hala? Hala buluyorlar mı bilmiyorum ama. Hani bunca yani, yıl sonra bir de Pokemon'un ateşi söndükten bunca yıl sonra bile hani hala bunu deniyor olmaları falan da garip geliyor bana. Yani belli ki bir şekilde buradan nevalanmaya devam etmek istiyorlar. Fena da durmuyor. Yeni bir akım başlatabileceğini düşünmüyorum. Pokemon'un ortaya koyduğu performansı herhangi bir franchise kolay kolay ortaya koyamaz. Çünkü Pokemon cidden orada çok acayip bir akım gerçekleştirdi. Nitekim senin dediğin gibi bundan öncesinde de vardı bu tarz oyunlar. Ama bu kadar da ses getirmemişti. Hı hı. Marka sanki yeni bir teknolojiymiş gibi bir sunumla birleşince ortaya böyle ses getiren bir akım çıktı diyebiliriz. Evet. O dönemde yani şeyi hatırlıyorum işte ben. Sen dışarıda geziyordun. Darbenin olduğu zaman. Evet, darbenin olduğu gün. Tabii canım ben dışarıdaydım. Pokemon yakalıyordum. Annem aradı, ne yapıyorsun dedi, Pokemon yakalıyorum dedim. Oğlum eve git dedi. Niye dedim, darbe olmuş galiba dedi. Köprüyü kapatmışlar falan dedi böyle. Hadi ya, ama Geodude var şurada falan diyor. Bir saniye şu Geodude'u ben bir alayım falan filan diyor. Yanında da şey falan vardı, arkadaşlar falan vardı böyle. Pokemon'dan tanıştığım arkadaşım orada. Gerçi arkadaşım değil böyle harbiden. Pokemon orada burada gezerken karşılaştığım insanlar. Aynı gün tekrar karşılaştı böyle. Ya darbe olmuş galiba ya, eve mi gitsek falan dediğimi hatırlıyor böyle. Ay gidelim adam, eve gidelim. Bizim pek şey aşina olmadığımız bir şey ya. Hı-hı. Hani darbe olmuş. Darbe neydi ya falan diyorsun. şeyi de söylemek lazım bu arada. Aa ne diyecektim, ben bir şey diyecektim. Neyse efendim, başka videoda belki aklıma gelirse söylerim. Unuttum. Yani darbe olduktan sonraki gün kimse dışarı çıkmasın diye ben çıkıp Pokemon oynamaya devam etmiştim ertesi gün. Yani hani bayağı bir o kadar kafayı bozmuştum yani. O kadar kafayı bozmuştum. Tabii canım, o gece yatırımda işler falan vardı. Yani hatırlamaz mıyım o geceyi? Neyse efendim. Ne geceydi? What a night. Yani. Efendim bir başka videoda daha tekrar karşınızda olmak ümidiyle Ghostbusters videosundan nasıl da darbeye geldik hiçbir fikrim yok ama geldik bir şekilde. Konuda çok fazla materyal yoktu. Evet. Efendim bir başka videoda daha tekrar karşınızda olmak ümidiyle herkese iyi oyunlar diliyorum.